Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çarpanlara ayırma konumuzla devam ediyoruz. Bugün iki küp farkı ve toplamını anlatacağız. Tam kare konusunu anlatmaya çalışacağım size. Bunlarla alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. İki küp farkı dediğimiz olay, adı üstünde de farkı ve toplamından bahsediyoruz. Farkı ve toplamından bahsediyoruz. Yani nasıl? Atıyorum iki tane x küp eksi y küp. Bunlar bakın ne? Küplerin farkı. Arkadaşlar bu şöyle yazılır. X eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye bir açılımı vardır bunun. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. Ya da bunların toplamları ne olacak? X küp artı y küpe bakalım. Bu arkadaşlar x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. Hocam ben bunları nasıl akılda tutacağım? Bunu arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. İlk önce x eksi y farkları geliyor. Sonra kareleri gelip arada çarpım durumunda düşünülüyor. Sadece tek farklı olan şeyler aşağıdaki ile yukarıdaki arasında eksilerle artılar yer değişiyor bakın. Artı ile başladığınız zaman artı eksi oluyor. Eksili olan da ise eksi artı şeklinde yazılıyor. En bariz örneği arkadaşlar şudur. Genelde kitaplarda şu çıkar. X küp eksi bir ifadesi çıkar. Burada şunu düşünün. X küp neyin kübüdür? X'in. 1 neyin kübüdür? 1'in kübüdür. Bunu 1'in kübü diye yazabilirim. Öyleyse bunları ilk önce birbirinden çıkartıyorum. X eksi 1. Sonra birincinin karesini alıyorum. Sonra birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Sonra ikincinin karesini alıyorum. Öyleyse bu ifade nasıl yazılır? X eksi 1 çarpı x kare. X çarpı 1 zaten x'tir. Artı 1'in karesi de 1'dir arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım. Mesela 8x küp artı 1 olsun. Şimdi bakın 8x küp. Arkadaşlar burada küp açılımı var mı? Toplam durumunda var. Nedir bu? 2x'in kübüdür. 1 de 1'in kübüdür. Yani ben x ve y değerlerini bu şekilde bulmuş oldum. Ne oldu? Bu birinci değerim oldu. Bu da ikinci değerim oldu. Peki ben bunları nasıl yazacağım? 2x artı 1'e çarpı bakın 2x'in buraya dikkat parantez karesi. Bazen şurada hata nasıl bir hata oluyor? Arkadaşlar dikkat edin. 2x'in karesi deyince sanki bu 2x kare olarak yazılıyor. Ama 2x'in parantez karesi ne olur? 2'nin de karesi alınır. Yani 4x kare olur. Eksi birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Sonra ikincinin karesini alıyorum. Devam edelim, düzeltelim. Düzgün bir şekilde yazalım. Çarpı 2x artı 1'i yazdık. 2x'in karesi arkadaşlar ne olur? 4x kare olur. 2x ile 1'in çarpımı 2x'tir. 1'in karesi de 1'dir. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar çarpanları ayırma konusunda sadeleşme noktalarında bunlar bize çok fayda sağlıyor. Açılımları yaparsanız sadeleştirmede daha rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olsun? 27 eksi 8 x küp olsun. Şimdi bunun birinci terimi 27 neyin kübüdür? 3'ün kübüdür. Peki 8x küp neyin kübüdür arkadaşlar? 2x'in kübüdür. Öyleyse ne yapıyorum? 3 eksi 2x çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 3 çarpı 2x artı 2x'in ne yapıyoruz? Parantez karesi. 3 eksi 2x çarpı 3'ün karesi 9 ne yapar? 3 kere 2 6x yapar. 2x'in karesi de 4x kare elde edilir. Bakın artılara ve eksilere dikkat edin. Mesela burada eksi vardı. Eksi yazdım. Arada şuraya artı yaptım. Burada artı vardı. Artı yazdım. Şuraya ne yaptım? Eksi yaptım. Bunlara arkadaşlar dikkat edelim. Önemli olan formül şu. Şu iki formül bizim için çok önemli. Tabii iki küp farkı mesela iki kare farkından soru gelme ihtimali çok yüksek. Bundan da hani hangisi derseniz iki kare farkı daha ziyade sorulabilecek bir yer. İki küp toplamı ve farkıyla alakalı soru gelmiş mi? Gelmiş. Ama hangisi daha ziyade gelebilir derseniz iki kare farkı deriz. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım sorularımızda neler var. Az önce buna benzer bir tane yapmıştık. Hadi bunu deneyelim arkadaşlar. 8x küp neyin kübünü almış burada? 2x'in. Peki 27 neyin kübü? 3'ün kübü. Öyleyse ben bunu nasıl yapıyorum? Birinci eksi ikinci. Sonra birinci ifadenin neyini alıyorum? Karesi artı birinci ile ikinciyi çarpıyorum formüle göre. Sonra 3'ün karesi. Formülü isterseniz yazalım. Mesela a küp eksi b küp diye yapayım ben bunu bu sefer. Nasıldı? A eksi b'yi yazıyoruz. Sonra a kare artı ab artı b kare diyoruz. Bakın ne yaptım?
Burada A dediğim 2x'ti. B dediğim 3'tü. Yerine yazdım. Sonra A'nın karesi yani 2x'in karesi. Sonra A'la B'nin çarpımı 2x ile 3'ün çarpımı. Sonra 3'ün karesi. Düzenleyelim bunu. 2x eksi 3 çarpı 2x'in karesi arkadaşlar 4x kare yapar. 3 kere 2 6x yapar. 3'ün karesi de nedir? 9'dur. Devam edelim. Bu arkadaşlar mesela ÖSYM böyle bir soru sormaz ama bu soruyu öğrenmemiz lazım ki sadeleştirme sorularında kullanalım. Devam ediyorum. Buna bakalım. Mesela bu çok sık karşımıza kitaplarda çok çıkar bu. Bunları nasıl yapıyorum? X kübün neyin kübü? X'in kübü. Peki 1 bölü x küp neyin kübü? 1 bölü x'in kübü. Şuraya formülü yazayım. A küp artı b küp nasıldı arkadaşlar? Tekrar yazalım akılda kalması öğrenmek adına. A artı b çarpı a kare eksi ab artı nedir? B karedir. Peki birinci sayımız yani a dediğim sayı x, b dediğim sayı 1 bölü x. Öyleyse bunu açalım. Bunları topluyorum. X artı 1 bölü x çarpı x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı 1 bölü x'in karesi arkadaşlar. Devam edelim. X artı 1 bölü x çarpı x kare x'ler birbirini götürür. Eksi 1 kalır. Artı 1 bölü x'in karesi ne yaptım? Açılımı bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi gelelim biraz sorulara. Arkadaşlar ifadesinin değeri kaçtır diyor. Küp açılımı var mı burada? Normal şartlarda gözükmüyor. Aslında var. Nerede var? Tam şurada var arkadaşlar. Bakın biraz üstlü sayılarla oynama yapacağız. Biraz Ali Cengiz oyunları yapalım. 11'in 6. kuvvetini ben 11'in karesinin kübü diye yazabilir miyim? Üstler birbiriyle çarpılıyordu. Yazabilirim. Peki 1'i 1'in kübü diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki burada ne yapmış? Birinci ifadem küp açılımında birinci ifadem 11'in karesi. Peki ikinci ifadem 1. Bunları nasıl yapıyorum? Birinci ifadeyle 11'in karesinden 1'i çıkartıyorum. Birinciden ikinciyi çıkarıyorum. Sonra neydi? 11'in karesinin ne yapıyorum? Karesinin karesini alıyorum. Sonra 11'in karesinin karesini alıyorum. Sonra artı 11'in karesiyle 1'i çarpıyorum. Birinci ile ikinciyi. Sonra artı 1'in karesini yazıyorum. Nasıl da isterseniz neydi formülümüz? A eksi B küp açılımında A kare artı AB artı B kareydi. Ne yaptım? Birinciyi yazdım. A dediğim sayı 11'in karesi. B dediğim sayı 1. 11'in karesi eksi 1. 11'in karesinin karesi. Sonra A ile B 11'in karesiyle 1'in çarpımı. Sonra B'nin karesi 1'in karesi. Düzenleyelim arkadaşlar. Yani bunu şöyle şu şekilde düzenleyelim. Yerine yazalım. 11'in karesi eksi 1. Çarpı 11'in ne olur? Karesinin karesi üstler çarpılır. 2 kere 2 4 olur. 11'in karesi sıradaki 11'in karesi 120 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. Bölü ne var aşağıda? 11 üzeri 4 artı 122 var. Devam edelim. 11'in karesi arkadaşlar 121'di. Eksi 1. Çarpı 11 üzeri 4 artı 121 bir daha 122 yapar arkadaşlar. Bir bakıyorum. Ne var? Demek ki arkadaşlar aşağıdaki sayıyla bu ayarlanmış. Yani şununla şu birbirini götürüyor. Ne kalıyor geriye? 120'den 1 çıktı. Demek ki cevap 120 elde ediliyor arkadaşlar. Devam edelim. Haydi bakalım. Şimdi gelelim başka bir soruya. Diyor ki arkadaşlar ifadesi olmak üzere T üzeri 2021 değerini bulunuz. Bu arkadaşlar son ÖSYM'nin sorduğu bir soru stiliydi. Son zamanlarda bunu sormuyor pek ama sormayacağı anlamına gelmez. Şimdi burada bunu çarpanlara ayırabilir miyiz? Zor. Şimdi hatırlayalım. T küp eksi 1'in kübünü ben açsam nasıl açarım? T eksi 1 çarpı T kare artı T artı 1'miş arkadaşlar. Öyle değil mi? Birinci, ikinci. Birinci ile ikinciyi çıkardım. Sonra t kare artı t artı 1. Yani t dediğim t çarpı 1 var burada. T olur. Değil mi? Sonra bakın. Şuraya ne demiş bana? Şuraya 0 demiş. Peki burası 0 ise t küp eksi 1'in kübü de 0 olmaz mı otomatik olarak? Çünkü çarpım durumunda 0 varsa cevap 0 olur. Öyleyse 1'in kübü 1. Bunu diğer tarafa attığım zaman buradan t küp ne çıkar? 1 çıkar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam t küp 1 ise t 1'dir.
Ama bu soru için T1 olamaz. Niye? 1 yazdığımız zaman cevap 3 olur. Cevaba ne demiş? 0 demiş. Ben burada çarpanlara ayırmış haline 0 dedim arkadaşlar. Bakın burada çarpanlara ayrılmış haline. Şurası 0 olduğundan dolayı, bu ifade de 0 olduğundan bu T küpün 1 olduğu anlamına geliyor. Peki ben bu ifadeyi nasıl bulacağım? Değerini nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Mesela 2021'i 3'e bölelim. Yani T küp kaç tane var? Onu araştırıyorum. Kaç tane var? 6 tane var. 18. 22'de kaç tane var? 7 defa var. 21. 11'de kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 3, 9. Kaç kaldı? 2. Demek ki 673 tane T küp varmış. Yani şöyle midir? T küpten 673 tane varmış. Ama 2 tane de yanında T kare var demektir bu. Ben T küpün ne olduğunu biliyorum. T küpün kendisinin 1 olduğunu biliyorum. 1'in herhangi bir kuvveti yine 1'dir. Ne kaldı geriye? T kare. Demek ki bu ifadenin cevabı T kareymiş. Ama biz bunu yine şıklarda bulamayız arkadaşlar. Bunu şıklara koymuyorlar. Bakın ne biliyorum ben burada? T kare artı T artı 1'in 0 olduğunu biliyorum. T kareyi yalnız bıraktığımda ne olur? Bunları diğer tarafa attığımızda eksi T eksi 1 olur. Bu durumda T kare demek ki eksi T eksi 1'miş. Cevaplarda arkadaşlar eksi T eksi 1 olur. Bu arkadaşlar biraz zorlayıcı bir soruydu. Hakikaten hakkını vermek lazım. Biraz zor bir soru. Dikkatli anlamaya çalışmak lazım arkadaşlar. Kitaplarda bunlarla alakalı çok soru karşınıza gelecektir. Devam edelim. Şimdi tam kareden bahsedelim. Tam kare dediğim ifade adı üstünde bir ifadenin x artı y'nin parantez karesi ya da x eksi y'nin nedir? Parantez karesidir. Peki ben x artı y'nin parantez karesini nasıl alıyorum? Artık bu tekerleme gibi aramızda hani ilkokuldan beri söylenen bir şey, ortaokuldan beri pardon. Nedir? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesidir. Sonra x eksi y'nin karesi nedir? Birincinin karesi eksi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Aslında bunu tekerleme tarzında ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi tarzında bunu sıklıkla söyleye söyleye bunu ezberleyebiliriz arkadaşlar. Peki bunu hata, bir hata durumu var. Arkadaşlarımız bu genelde bunu yapıyor. Onu da göstereyim. Şimdi x artı y'nin parantez karesi denildiği zaman hemen şöyle yapılıyor. X kare artı y kare deniliyor. Bu arkadaşlar hata, yanlış. Aradaki 2xy unutuluyor ve soru yanlış çözülüyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu önemli bir ayrıntı. Biz bunu genelde mesela trigonometre falan çok kullanırız. Şimdi devam edelim. Mesela bir şey karesini alalım. X eksi 2'nin parantez karesini alalım. Birincinin karesi 2 çarpı 2 zaten sabit olacak. Birinci ile ikinci. İkinci ne burada? 2. Bakın birinci burada. Birinci sayı burada x. İkinci sayı ne burada? 2. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikinci sayının karesi. Öyleyse bu şöyle yazılır. X kare eksi 2 çarpı 2. 4x artı 2'nin karesi 4 diye açılır arkadaşlar. Genelde bunları ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Mesela x eksi 2'nin karesi neymiş? X kare eksi 4x artı 4'müş. İşimize çok fayda sağlar. Bazen bazı sorularda x kare eksi 4x artı 4'ü verir. Bunun ne anlam içerdiğini, bir şeyin karesi olduğunu bilmek gerekiyor. Bir tane daha yapalım. Bakalım neyin karesini alalım. Mesela atıyorum. X eksi 3'ün parantez karesini alalım. Neydi? Birincinin karesi eksi, arada eksi var. Eksiyle örneğimiz eksi oldu yine. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, iki çarpı, üç çarpı, birinci ile ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi iki çarpı üç, altı x. Üçün karesi ney? Dokuz. Yine de bunu da kafaya yazmakta fayda var arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ezberlerseniz bunların kalıp olarak ileride soru çözerken kitaplarda bunlar karşınıza çıkacak. Ha, diyeceksiniz ki hocam karşıma şu çıktı. X kare eksi 6 x artı 9. Bu neydi? Hemen x eksi 3'ün parantez karesidir diye oraya yapıştıracaksınız hemen. Ya da karşıma diyeceksiniz ki hocam x kare eksi 4 x artı 4 çıktı. Hemen ne yapacaksınız? X eksi 2'nin parantez karesini oraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bunları bu şekilde öğrenmeye çalışalım. Devam edelim. Bunlarla alakalı soru çözmeye çalışalım. Mesela bakalım ifadesinden tam kare oluşturunuz. Az önce dediğim gibi. Bu ifadeden tam kare nasıl oluşur? Bir düşünelim. Bakın x kare var. 6x var. Ne eksik? Bir şey eksik burada. Ben az önce hani kalıp olarak mesela x artı 3'ün parantez karesini bir açalım. Nasıl açılır? Birincinin karesi.
Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2 çarpı x çarpı 3, 3'ün karesi. Devam edelim. X kare 2 kere 3, 6x, 3'ün karesi de 9. Bakın açılımda ne var? Şu kısım var. Bakın nerede? Şurada var. Ama ne eksik? 9 yok. Öyleyse ben bu ifadeyi şöyle yapacağım. X kare artı 6x, onu da 9 artı 1 diye açacağım. Ne yaptım? Bakın ben bu ifadeyi kafamda oluştuğundan dolayı neyin açılımı olduğunu düşündüm. X artı 3'ün parantez karesiymiş gibi düşündüm. Tabii bunları sıklıkla böyle tekrar ede ede sizin de arkadaşlar bu tam kare açılımları da bir kalıp oluşacak kafanızda. Bu soru çözmenize bağlı. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok bu konularla alakalı haşır neşir olursunuz ve sorularda yapma olasılığınız daha artar. Şimdi bakın burada ne oldu? X artı 3'ün bu zaten neydi? Parantez karesiydi artı 1. Ne oldu? Ben tam kare oluşturunuz. Oluşturduk mu? Evet, bir tane tam kare burada oluşturduk. Burada ne sorabilir bize? Bakın burada şöyle sorular geliyor. Diyor ki bu ifadenin en küçük değeri kaçtır? Bir tam karenin bu ifadenin en küçük değeri kaç olduğunu bulabilmek için bu ifadenin tam kare en küçük kaç olur? Minimum 0 olur. Çünkü bir ifadenin biliyoruz ki karesi daima pozitiftir. Öyleyse en küçük değeri kaçtır dediğinde burası 0 olacağına göre kaç olur? Cevap 1 olur arkadaşlar diye değişik bir soru sorsak bu şekilde cevaplarız arkadaşlar. Devam edelim. Evet, sormuşuz. Böyle bir soru sormuşuz arkadaşlar. İfadesinin en küçük değeri nedir? Şimdi şurası neyin açılımı? Bir tam kare oluşacak burada. Unutmayın, tam kare oluşacak. Sanki pratik olarak 8'i 2'ye böldüğünüz zaman kaç çıkar? 4. Demek ki ikinci terim 4. 4'ün karesi kaç? 16. Demek ki burada kaç olmalıydı? 16 olmalıydı ama yok. Peki ne yapacağım arkadaşlar? 16 oluşabilmesi için 4 ekleyip çıkaracağım. Bu 4'ü niye ekliyorum? 12, 4 daha 16'ya gitsin diye. Yani ne olacak bu soru? X kare eksi 8x, 12, 4 daha 16, eksi 4 olacak. Bakın bu ifade neyin açılımı? Bu ifade x eksi 4'ün parantez karesinin açılımı. Dışarıda ne var? Eksi 4 var. Peki ne oldu? En küçük değerini bulun demiş. Bir daha kontrol edelim. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 4x, 2 katı 8x, 2'cinin karesi yani 4'ün karesi ne oldu? 16 oldu. İfadenin en küçük değeri kaçtır? Ben ne biliyorum? Tam kare en küçük 0 olur. Öyleyse burada tam kare hangisi? Tam kare şu. Bu ifade en küçük 0 olur. 0 eksi 4 de demek ki bu ifade en küçük kaça gider? Eksi 4'e gider diyoruz arkadaşlar. Yani en küçük değerini bulun dediğimizde burada tam kare oluşturmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Diyor ki buna göre A artı B toplamı nedir? A ve B reel sayı olmak üzere çok karışık bir işlem vermiş gibi duruyor. Arkadaşlar hemen aklımıza bakın şunu gördüğümüz zaman ya da B kare eksi 4 B'yi gördüğümüz zaman tam kare gelecek. Şimdi A kare artı 2 A yanında eğer 1 olsaydı bu neyin açılımıydı? A artı 1'in parantez karesiydi. Peki B kare eksi 4 B yanında eğer 4 olsaydı bu neyin açılımıydı arkadaşlar? B eksi 2'nin parantez karesi. Yani bu kalıpları kafamıza yazmaya çalışalım. Şimdi devam edelim ama burada A kare artı 2 A var. Yanında ne yok? 1 yok. O 1'i nereden alabilirim? 5'ten alabilirim. 5'ten 1'i buraya aktardığımda şöyle mi olur? A kare artı 2 A artı 1 olur. Artı B kare eksi 4 B 5'ten 1'ini ona verdiğimden dolayı bakın eşitliğin diğer tarafına atmıyorum. Sadece 1'i buraya ayırıyorum. Kendisine de ne kalıyor? 4 kalıyor. Peki bakın dikkat edin. Şurası ne oldu? A artı 1'in parantez karesi oldu. Peki burası ne oldu? B eksi 2'nin parantez karesi oldu. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Parantez kare yani tam kare her zaman nedir? Her zaman pozitiftir. Pozitiftir. Şimdi yani minimum 0 olabilir ama 0 haricinde her zaman nedir? Minimum 0 olabilir. 0 haricinde her zaman pozitif olur. Peki düşünelim bakalım. 2 tane pozitif sayının toplamları nasıl 0 olabilir? Yani düşünün 2, 3 daha 5 0 olamıyor. Ya da 1, 1 daha 2 0 olamıyor. Arkadaşlar tam kare dedik ya az önce tam kare minimum ne olabilir? Tam kare en az 0, 0 olur. Öyleyse bu tam karenin ikisi de ne olmalı?
sıfır olmalı arkadaşlar. Sıfır, sıfır daha sıfıra gider. Öyleyse a artı 1'in sıfır olması için a'nın eksi 1 olması lazım. B eksi 2'nin sıfır olması için b'nin 2 olması lazım. Peki bunların toplamları eksi 1 artı 2 neydi? 2'den 1 çıktı. Demek ki cevap olarak 1'miş diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yine benzer bir soru. En küçük değeri kaçtır? Bakın ne var burada? X kare var. Yanında ne var? Hemen 6x var. Peki x kare artı 6x yanına ne gelmesi lazım normalde? Ne yapıyorduk? 6'yı 2'ye bölün. 3'ün karesi 9 gelmeli. Bu arkadaşlar x artı 3'ün parantez karesidir. Ya da y kare var görüyorsunuz. 10y var. Hemen yazalım. Y kare artı 10y. 10'u 2'ye bölün. 5, 5'in karesi kaç? 25. Bu arkadaşlar y artı 1'in, y artı 5'in parantez karesidir. Ama burada y ne y'nin yanında 25 var ne de x karelerin yanında 9 var. Öyleyse şöyle yapalım. Ben x kare artı 6x yazalım. 9 ekleyip 9 çıkartayım. Bir şey değişir mi? Yani aynı teraziye ekleyip çıkarma yapmak, aynı sayıları ekleyip çıkarma yapmak ifadeyi değiştirmez. Yine aynı ifade olur. Sonra devam edelim. Y kare artı 10y yanında 25 yok. Ne yapayım? 25 ekleyeyim, 25 çıkartayım. Ne var dışarıda bir de? 15 var. Şu anda hiçbir şey etkiledik mi? Etkilemedik. Çıkarma ve toplama yaptık. Yalnız şuna bakın. Ne bu? X artı 3'ün parantez karesi. Eksi 9. Peki bu ne? Y artı 5'in arkadaşlar parantez karesi. Eksi 25 artı 15. Şimdi parantez kareleri bir tarafta yazayım. X artı 3'ün karesi. Sonra Y artı 5'in karesi. Eksi 9. Eksi 25. Eksi 34 artı 15. Bu ikisini topladığım zaman ne yapacaktır? Eksi 19'a mı gitmiş olacak arkadaşlar? Bakalım 15. Evet, eksi 19'a gitmiş olacak. Peki arkadaşlar, yani ifade şöyle mi oldu? X artı 3'ün karesi artı Y artı 5'in karesi eksi 19 oldu. Şimdi en küçük değerini sormuş. Ben ne öğrendim az önce? Tam karelerin en küçük değerleri sıfırdır. Öyleyse bunlara sıfır verdiğim zaman bu ifade en az, en küçük değeri kaça gitmiş olur? Eksi 19'a gitmiş olur arkadaşlar. Devam edelim. Bu soru ÖSYM tarafından daha önce soruldu. Buna benzer 3 değil de 2 vardı sanırsam. Bunu yapmaya çalışalım. Bakalım nasıl yapmaya çalışacağız. Üstü sayıları biraz biliyor olmak lazım. 3 üzeri, bakın şuradan da başlıyorum. 3 üzeri x kare eksi y kare bölü 9 nedir? 3'ün karesidir. 3'ün karesinin x kare artı x y'ninci kuvveti eşittir. 1 bölü 3'müş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne biliyorum ben en altta? En alttan başlıyorum. Üstün üstü olduğu zaman üstler çarpılırdı. Şimdi üsttekini bir defa yazıyorum. X kare eksi y kare. Bölü üstler çarpıldığında 2 kere x kare 2x kare 2 kare xy 2xy eşittir. 1 bölü 3'müş. Bölüm durumunda tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkartılır arkadaşlar. Yani 3 üzeri x kare eksi y kareyi yazıyorum. Alttakini üstleri çıkarmış halde yukarı yazıyorum. Yani eksi 2x kare eksi 2xy eksiyi de içeri ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Eşittir. Bakın ne yaptım? Bölüm durumunda üstleri birbirinden çıkardım. 1 bölü 3, 3 üzeri 1 olduğu için bu ters döndüğünde yukarı nasıl geçer? 3 üzeri eksi 1. Neden? Çünkü üstü sayılarda a üzeri eksi x dediğimizde bunun açılımı 1 bölü a üzeri x'ti. Yani alttakini yukarı geçirirken a üzeri eksi x diye yazarsınız. Devam edelim. Tabanlar aynıysa üstler birbirine nedir? Eşittir. Yazıyorum. X kare eksi y kare eksi 2x kare eksi 2x'ye eşittir. Eksi 1'miş. Bakalım arkadaşlar. X kare benzer terim. Eksi 2x kare de benzer. X karenin katsayısı 1. 1 eksi 2 eksi 1 x kare olur. Devam edeyim. Sonra benzer terim ne var? Eksi y kare var. Başka var mı? Yok. Bir de ne var? Eksi 2 xy'yi araya yazalım. Eksi y kare yazalım. Eşittir. Eksi 1. Bakın hepsi eksi olduğu için ben bunu eksiyle çarpsam denklemi her iki tarafı da çarptığım için denklem bozulmaz. Eksi 1 artı x kare olur. 1 çarpmada etkisi elemandır.
Sonra artı 2xy olur. Çünkü eksiği ne yapıyorum? Sırasıyla dağıtıyorum bunlara. Hepsini tabii ki. Sonra artı y kare olur. Sonra eksi 1 artı 1 olur. Bakın bu neyin açılımı? Biliyorum ki ben x artı y'nin parantez karesinin açılımı. Kaça eşitmiş? 1. Bir sayının karesi 1 ise bu sayı kaçtı? Ya 1'di ya da eksi 1'di. Bizden pozitif değeri dediği için kaça gider? 1'e gider arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Devam edelim. Bakalım. Diyor ki x eksi 1 bölü x kök 5 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x karenin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi buradan buraya nasıl geçiş yapacağız? Eğer size normal bir sayı verip de kareleriyle alakalı bir şey soruyorsa verdiği ifadenin hemen parantez karesini alacaksınız. Her iki tarafı. Şimdi parantez karesini nasıl alıyorum? Birinci sayı burada x. Birincinin karesi. Sonra birinci ile çarpı 2 diyelim. 2 sabit. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Sonra ikinci yani 1 bölü x'in karesi. Kök 5. Kök 5'te daha önce anlatmıştık. Bu kökten kurtuluyorduk arkadaşlar karesini aldığımızda. Cevap olarak kaç bu? 5. Şimdi devam edelim. Birinci x kare. X'ler gitti. Ne kaldı? 2 kere 1 2 ama nasıl 2? Eksi 2. 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare eşittir kaç? 5. Eksi 2'yi diğer tarafa şutladığımızda nasıl geçer? Artı 2 diye geçer arkadaşlar. X kare artı 1 bölü x kare. Artı 2 diye geçtiğine göre cevap olarak kaç olur? 7. Evet, gerçekten tam da bunu soruyormuş. Demek ki cevabımız 7'ymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki video ile tekrar devam edeceğiz çarpanları ayırmaya. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.